Ve bu geceki ilk konuğumuz Asena. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Pek güzelsin maşallah. Teşekkür ederim. Ay. Benimki değmez de. Yok değil. Diğerlerine bak. İlla ki bana çok sevgi dolu bakan insanlar vardı. Boş ver, öyle inanmazsam değmezmiş. Ben olarak inanmıyorum da yine de bir baston şöyle yine bir de hani bir kaşıyım desem. Bir şeyle yok oldun ortadan. Bir şeyler yaptın mı, ettin mi? Yaptım, evet. Ne yaptın? Güzel albüm şeyler yaptım. 4 şarkılık bir single yaptım. Okulumu açmak üzereyim. Aa, nerede? Nişantaşı'nda. Hadi hayırlısı. Yeter bu iki tane şey zaten bayağı bir dolu bir durum. Şimdi bu albümü daha geçen sene de gelmişti bizim programa. Geçen sene, yani benim bildiğim yaklaşık 1-1,5 yıldır hazırlanıyorsun bu albüme değil mi? Özellikle şan dersiyle. Şan dersi. O kadar zamandır alıyor musun? Haftada kaç gün alıyorsun? Ben haftada 3 bazen 4 gidiyorum. Zevkli bir şan dersi. İlk başlarda insana değişik geliyor. Fakat sonra siz ister istemez o bir alışkanlık oluyor. Su içmek gibi, uyumak gibi. Gitme ihtiyacı duyuyorsunuz, yapma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bir de güzel olduğunu, hani iyiye gittiğini görünce daha da bir insan gaza geliyor. Peki şimdi hani albüm çıktıktan sonra da şan dersine devam edecek ediyorum misin yoksa? Edeceğim. Ha, bitti gitti yok, değil yok, yani. Yok, edeceğim. Çünkü o başka bir şey. Yani şu anda çok büyük starlarımız da var mesela, hala şan dersine devam eden. Ayşe Pekkan var. Yani bu çok güzel bir şey bence. İnsanın kendini geliştirmesi, bir şeye tamam işte ben oldum dememesi çok onun için yararlı bir şey. O yüzden ben de gideceğim. Ne güzel. Peki şarkılar nasıl albümdeki? Nasıl seçtin o şarkıları, o 4 tane şarkı? Bu kadar zamandır hazırlanıyorsun. O süreç herhalde daha zor değil mi Asena? Yani aslında zor olmadı. Bir gün Selami abi tesadüfen gördük. İnanmıyorum. Bir şarkı böyle mırıldanıyordu. Dedim ki Selami abi bu ne? Yani çok bir hoşuma gitti. Dedi bu Hint kumaşı dedi. Ne yapacaksın dedi. Ya dedim ben single yapmak istiyorum ama dedim çok bir oynak geldi bana dedim. O önce şey anladı, oryantal CD yapacağım. Söyledim yok ben dedim söylemek istiyorum derken allem ettim, kallem ettim. Cazibemi kullanarak. Ay öyle deme, yanlış oldu. Yok yok, benim eşi de kendisi de benim hem büyüğüm hem babam gibi, abim gibi. Hint kumaşını aldık. Sonra sevgili... Hint kumaşında neydi şey yapan, cezbeden? Çok hareketli. Yani öyle hareket var evet, yani. Yani ben zaten hareketsiz bir şarkı bana hani benim yaptığım işe uymaz. Mesela biz repertuarda hazırlarken bütün şarkıları değiştirdik. Mesela Bir Bahar Akşamı bile hani oldu ki çıktık sahneye. Nostalji yapıyoruz, sanat müziği söylüyoruz. Her şarkı Bir Bahar Akşamı bile bana göre uyarlandı. Yani nasıl hani makamını falan değiştirmedik. Hani iki ritim çalınıyorsa orada ben olduğum için işte 3 ritim. Veya işte mesela... Bir dansçının sahnede kullandığı en büyük enstrüman nedir? Darbukadır. Yeri geldiği zaman gitar ve bağlamadır. Kemanlar çoğaldı. Yani hepsi bana göre yapıldı. Sana göre adapte edildi hepsi. Evet. Zaten herkes de kendine göre okuyor her şarkıyı. Kendi tarzında, kendi yorumunda, kendi şeklinde okuyor. Bize de öyle bir şey yaptık. Yani peki öyle pop şeyleri sevmiyor musun, slow şarkıları? Seviyorum, bir tane slow'um var. Ve o slow ben inanıyorum ki bu cennet gibi... Slogan olacak. Hadi o kadar ya, iddialı bir şarkım var. Melek. Melek. Sevgili Ulaşay'ın artık hangi atmosferde yazdı böyle bir güzel şarkıyı, hangi duygudaydı, o duyguyu ona verene de çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir şarkı, slow şarkı. Dinleyeceğiz onu herhalde. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Şimdi... Ve müziğini de şefim Kadir Doğan yaptı. Hem kasetimi yapan, prodüktörlüğümü yapan, aranjemi yapan. Sevgili Kadir Doğan Beyefendi yaptı. Söyleyecek misin bu akşam Meleği? Meleği söylemek istiyorum eğer tamam, vaktimiz olursa. Yaşasın, süper. Bir de en favori şarkılarından birini söylemek istiyorum. Ben şarkının sözlerini okuyamadım çünkü daha CD çıkmadı, haftaya çıkıyor. Hı. Biz bir an önce Asena'yı konuk etmek istedik çünkü klibini ilk biz yayınlamak istedik. Evet. O da çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadı, geldi. Şimdi birazdan zaten şeyi yayınlayacağız Hint Kumaşı. Peki az önce bizim tanıtımda da söyledik bunu. O fotoğraflar nedir? Düştün mü, düşeceğim mi? Ne cesur kadınsın sen ya? Ya değişik olsun istedim. Bir de ben mesela stüdyoda girip böyle standart poz çektirmeyi çok seven bir insan değilim. Aman Allah'ım, bu ben miyim? Çok güzel maşallah. Yani... Fotoğrafları kim çekti? Tabii ki Zeynel Abidin Ağgül. Döktürdü. Süper. Ben o şeydekini... O, balkondakine, balkon değil mi orası? Balkondakine gelince kat, bir o. Ha, onun üzerine.
17. katta o pozu verdin. Hadi bu bir şey diye böyle durursun. Hava kaç dereceydi? Kar yağacak dedikleri ilk kar yağacağı söylenen gün. Baksana şuna. Ay bakamıyorsun. Çok güzel fotoğraf. Evet, ama güzel. Nasıl o pozu aldın yani? Hiç korkmadın şöyle mı? Şöyle söyleyeyim. Şimdi kaç kare çıktı? Kaç dakika öyle durdun mesela? Bir 6-7 dakika durdum. Ne? Aslında çok bir uzun durmadım. 6-7 dakika saysana. Değil mi yani, ne bileyim. Bence bayağı ama şey, bir şey hazırlanması işte fotoğrafın işte ışığın falan öyle bir ara bıraktım tekrar çıktım tekrar. Şimdi Zeynel fotoğrafı çekerken. Bir dakika pardon, kaç kere çıktın oraya? 3-4 kere çıktım. Hayır. Yani çünkü mesela ışık geliyor, rüzgar geliyor, dur diyor, bir şeyler düzeltiyorlar, sonra bir tekrar devam ediyoruz. Ondan dolayı biraz uzun sürdü. Ha ben dedim ki herhalde bir kere gözü kararttı, çıktı, çektirdi, indi aşağıya. Bir de devam etti. Şimdi Zeynel fotoğrafı çekerken kıvranıyordu. Bir şey söylemek istiyor bana ama söyleyemiyor. Dedim ne oldu Zeynel, bir şey mi var? Tamam dedim, anladım. Çıkıyorum dedim. Hadi balkona canım. Çıkalım mı demek istedi bana. Hem soğuktu hem de hani ne yapacağız diye düşündük. Çıktık. Önce o beyaz fotoğrafları çektirdik. Yani uçuşan. Sonra mayoluk kısma geldi. Aslında önce normal duruyordum. Sonra bir şey oldu bana, bıraktım kendimi ve o poz çıktı ortaya. Baktım çok rahat. Şimdi bir de sporcu olduğum için kilitledim kendimi. Kaburgalarımı da yapıştırdım o demirlere. Aman dedim ne olacaksa olsun. Bu arada otelin sahibi Zeynep Hanım da bilmiyormuş ne yaptığımızı. Demişler ki içeride balkonda fotoğraf çekiyor. O da zannetmiş ki normal çekiliyoruz. Geldi böyle yapıyor. Hayır Asena Hanım lütfen. Lütfen inin oradan, sağlam değil onlar. Lütfen benim otelim. Evet bir de o var, o sağlam da olmayabilir. Hani bırak seni orada. Zaten iki silikon bir şey tutuyormuş. İki tane. Ay, ne deniyorlar? Silikon mu? Bir şey tutuyordu ama. Aman peki sonradan hani sırtın mırtın tutuldu mu, hastalandın mı, grip oldun mu, bir şeyler geldi? Hemen ertesi günü hastalanmadım ama 4 gün sonra bir acısı çıktı. Çok kötüydüm yani, hem öksürük olarak hem halsizdim. Yani bir insan hani çökmek demek bu demek yani, ben onu öğrendim. Onu çok güzel yaşadım yani. Çok güzel fotoğraflar gerçekten, helal olsun sana ama yani abi Zeynel abinin beyi de ama şey olaraktan... Büyük cesaret, onun için daha da helal olsun. Bunlar falan da çok güzel de öteki şey cesareti böyle bangır bangır, ben cesurum diyor yani oradaki poz. Bir de değişik olsun ya, ben sevmiyorum o standart stüdyoydu, oydu buydu böyle durmak, poz vermek. Beni doğal çekecek yani, tesadüf bir şeylerle uğraşırken. Bence o fotoğrafları seviyorum. Burada da mesela onun ışığı ayarlamasını bekliyordum, pat çekti. Böyle ben baktıkça durum. Korkuyorum yani. Şimdi şu Hint kumaşını artık bir hem ben de bir duyayım, göreyim. Tamam. Hem de izleyicilerimiz de bir duysun, görsün. Bakalım Hint kumaşı nasıl bir şarkıymış. Asena'nın klibi ilk kez bizim programımızda. Değil. Çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Nasıl çekti? Gayet sakin. Peki Hint kumaşının seni müziği mi etkiledi, sözü mü etkiledi? Bir de Hint kumaşı deyince böyle bir hoş bir manası da var. Hani bulunmaz Hint kumaşı falan evet. Derler. Onu mu anlatıyor bana herhalde? Soruyorlar zaten böyle etrafım. Sen Hint kumaşı mısın? Evet diyorum. Bulunmaz Hint kumaşıyım. Herkes kendine göre bir kumaştır evet. Yani. Doğru. Ben de kendime göre bulunmaz Hint kumaşıyım. Sözler mi seni çekti yoksa şey mi? Ritim. Şarkının hareketliliği. Yani duruyor böyle önce bir böyle Arap havası giriyor, sonra tıkı 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 tıkı. Çok hoşuma gitti. Yani sahnede canlandırdım, dedim çok güzel coşarız. Ama sadece Hint kumaşı değil, o dediğim Melek ve benim bir favori şarkım daha var. Çok eskilerden bir şarkı. Bir tane eskilerden bir şarkı koyduk. Çok favorim yani. Bir tane daha var aslında ama o sürpriz olsun, o da böyle başka bir şey. Ya çok güzel oldu benim için. Belli doyamıyorsun anlatmaya. Ama bir de canlı sahnede görseniz arkada 20... kişilik bir orkestram var benim. Ve bu, yani tak Arap çalıyorlar, tak Roman çalıyorlar, tak yani biz o ağır müzikleri bile ne hale getirdik. Yani insanlar eğlensin diye, coşsun diye. Peki şimdi bu albümle beraber dans bitti mi? Yok, şimdi benim danslarım da değişti tabii 1,5-2 senedir. Asena'nın dansları müthiş değişti. Çünkü artık var olan dansım çok böyle hani nasıl diyeyim? Kopyalandı mı diyeyim, ne diyeyim? Dodi gibi kopyalandı.
Ben de artık yeni bir şeyler yapmak istedim ve de hep aynı olmak doğru bir şey değil. Hem kendim için hem izleyenler açısından. Şimdi o orkestra bana bir çalıyor, ben bir oynuyorum. Bambaşka bir kadın. Dansöz olmaya nasıl karar verdin? Hani ilk başlangıcı. Ben tesadüf oldu. Yani ben karar vermedim. Aslında beni ittiler dansöz olmaya. Ben fotomodel olmak istiyordum işte, resimler çektirmek istiyordum. Belli. Sonra bir arkadaşımızın yurt dışından misafirleri gelecekti. Bunlardan bazıları Almandı. Ben de Almanca konuştuğum için dedi ki bana rehberlik yapar mısın? Aa tabii, yani hosteslik, hani tercümanlık. İşte en azından o zaman Marmara Üniversitesi'ndeydim. Aynı zamanda da okula bizi ekstra için çağırıyorlardı. İşte hem yardım etmek için, hem barda servis yapmak için, hem böyle işlere gidiyorduk. Ben de gittim tesadüfen. Sonra bir anda kendimi böyle müzikler falan çalmaya başladı ilerleyen dakikalarda. Sonra çalan müziği ben babamın yıllar önce Mısır'dan getirdiği bir şarkıyla şarkı olduğunu anladım sözsüz. Çok hoşuma gitti. Derken böyle hafif hafif hareketler yaparken birden çok oynamaya başladım. Oradaki bir beyefendi dedi ki bana bak dedi, sen dedi fotomodel olma, dansöz ol dedi. Bir ay konuşmadım onunla, bana böyle söylediği için. Niye? Hani yani dansöz, yani şimdi okuyorsunuz bir, güzel bir okuldasınız, kariyerinizde ve sporcusunuz. Herkes, bütün etrafım bekliyor ki ben bir voleybolcu veya bir basketbolcu olacağım veya tekvandoda bir derece alacağım. Tak, kadın dansöz oldu yani. Nereden bir de bunu söylüyorlar sana, hiç aklımın ucundan geçmedi. Bir de o dönemde çok yadırgıyordum yani, dansözleri seyretmezdim, o tarz müzikleri sevmezdim. Ama işte büyük konuşmamak ve yadırgamamak, evet, ve küçük görmemek lazım. Sonra ben dansöz oldum ve şimdi gurur duyuyorum. Diyorum ki bir daha dünyaya gelsem yine okulumu bitirip dansöz olurum. Hadi ya, o kadar. Evet, o kadar. Demişsin ki daha önce, oryantal dans hafif meşrep bir meslektir, seksidir ama ben bu tabuyu yıktım. Evet. Bunu nasıl başardın peki? Ya şimdi sen beni çok iyi tanıyorsun. Ben ne kadar sempatik, şirin, tatlı bir kadınım. Fakat dans ederken nasıl bir şey bu? Yani nerede hata yapıyorum bilmiyorum ama ya da konsantre oluyorum. Çok aşık olduğum için mi acaba mesleğime, böyle dört elle sarılıp o suratım değişiyor, onu anlayamıyorum. Herkes beni çok suratsız, agresif, sert, ukala, kendini beğenmiş. Hep böyle yorumluyorlar. Halbuki çevremde diyor ki lokum, yani şeker gibi bir insansın. Bunu değiştir artık diyorlar. Yani insanlar korkuyor senden, sahnede bile yaklaşmaya korkuyorlar. Ben de ha, o yani kendini bir koruma kalkanı yaptın o suratsızlığı ki öyle bir, şey bir şekilde oldu. Sana yani yanaşmasınlar herhangi. Yok bir... aslında yanaşsınlar yani, problem değil de o niye öyle oldu bilmiyorum. Nerede hata yaptım? Aslında öyle değilim. Ama bir de şu var, kameraman arkadaşlar da sağ olsun. Şimdi mesela sahneye çıkıyorum. İlk 15 dakika benim hep pist üstünde, sahne üstünde sanatsaldır. Yani gösterebileceğim, yapabileceğim en güzel şeyleri yapmaktır. Sonrasında dağılıyorum, herkese sataşıyorum, gidiyorum saçımı atıyorum, eteğimi atıyorum. Kakara kikiri bir gün geçiriyoruz. Fakat kamera geliyor, hep o 15 dakikanın sonundaki darbukayı çekiyor. Benim en konsantre olduğum şey. Şimdi bunu her yerde de aynı şekilde veriyor. Ben sürekli suratsız bir kadın. Versene sen 15 dakika sonrasından masalara doğru böyle sataştığım, espriler yaptığım şeyleri versene. Dans ettiğin zaman mı bu? Bunu evet. Yapıyorsun masalara sataşmaya. Evet, evet. Ha, dur bakalım, ben de hiç bilmiyorum. Hiç onu, görmedim yani. Ben solist gibi dans ediyorum.